Bugün yine programımızda sizler için çok şey var ama hala siz eşinize, dostunuza haber vermediyseniz, özellikle altını çizerek söylüyorum ki cuma duamızda gönülleri birleştireceğiz. Cumayı daha da güzelleştireceğiz. Her cuma olduğu gibi bu cumada kıymetli hocam Yusuf Kavaklı stüdyomda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hayırlı iyiyim. Cumalar. Allah razı olsun. Hayırlı bugün cumalar olsun. Bugün de giydiğiniz takım elbisenin rengi yüzünüzü ayrı açmış değil mi hanımlar? Allah razı olsun. Çok şık değil mi? Sağ olun. Eşim sağ olsun. Ah. Her başarılı erkeğin arkasında ya, bir tane kadın vardır. Canım, evet. Allah sevdiğiniz yanınızda amin, ayırmasın inşallah. Amin, amin, amin. Ya bugün ben güne çok enerjik ve güzel başladım. Öyle devam eder inşallah. İnşallah böyle devam etsin. İnşallah. Ama güne enerjik ve güzel başlamayanlar varsa, ki oluyor olmuyor mu? Geçtiğimiz günlerde de ben öyleydim. Bir kalktım ki böyle derbederim, zaten nasıl belliydi kötüyüm. Burada. Ben boşuna tenkit etmedim ki. Allah Allah. Şunu söyleyeceğim ki hiçbir dert kalıcı değil. Değil mi hocam? Evet. O yüzden yeter ki sabır et. Sabır çok önemli. Ha. Geçen hafta da bu sabır meselesini konuştuk sizinle, evet. Ama bu hafta çok güzel konular seçtik. İnşallah hayır olur. Ve ne kadar çok etrafımızda var. Ne kadar gelecek onu bilmiyoruz işte. Bir de gelmesi lazım ya. Manevi havanın gelmesi lazım. Gelmesi tabii. Lazım değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Evet. Şimdi bu hafta önemli bir konu seçtik. Yani yolda yürüyoruz. Görüyorsunuz, ünlülerde de görüyorsunuz. Sıradan halk, yani halkta da görüyorsunuz. Yolda yürüyorsunuz, kendini bilmez bir adam size hakaret edebiliyor. Değil mi hocam? İşte beni tanımadın mı deyip böyle böbürlenebiliyor. Sen kimsin deyip üzerine yürüyor. Bizim ülkemizde bir laf var. Yani en çok herhalde bizim ülkemizde kullanılıyordur. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hay bu cümleden nefret ediyorum. Kimsin? Sen Allah'ın bir kulusun. Amin. Ben Allah'ın bir kuluyum. Değil mi? Konuyu nereye getireceğim? Öfke, kibir, haset ve kıskançlık. Hepimizin aşina olduğu duygular, evet. Aslında bunlar. Ve hepimizin de hasta olduğu. Yani bu kalbin bir hastalık en büyük hastalığıymış bunlar. Bu bir hastalık. Onun için de hasta olduğumuz şeyler, evet. Kibirli insanı nasıl tanımlarsınız? Kibirli insan kibir yürüyüşünden belli. Nasıl mesela? Hani derler ya eskiler, affedersin saygıdeğer seyircilerimize hayırlı cumalar diliyorum evvela. Duaları makbul olsun. Mevla gönüllerinde ne varsa onu versin. İnşallah. Ve Mevla bu aziz vatanımızı, bu güzel coğrafyamızı ateş çemberinden uzakta tutsun. Amin. Ve o gözyaşı ve kan akıtan Müslümanlara da Mevla yardımcı olsun. Müslüman geçinen sahtekarlara da Allah izan versin. İzan. Hocam ağzınızdan bağlı. İzan versin. Evet. Kocaman bir amin i̇zan diyebilir miyim? Müslüman şimdi, geçinen sahtekarlara. Sahtekarlara. Size bugün öyle bir video getireceğim ki ekrana, inanamayacaksınız. Müslüman geçinen bir sahtekar. Hem de sahtekarın en büyüğü, önde gideni. Dini de kullanarak öyle bir şey yapıyor ki biz ekip arkadaşlarımızla izlerken dedik ki ya bu kadarı da olmaz herhalde. İnanamayacaksınız olur, hocam. Olur Türkiye burası. Ya bu kadarı olmaz. Evet. Videomuz az sonra gelecek. Şimdi onun için işte bizim eskileri derler ki alçak dağları ben yarattığım gibi yürüyor. Yüksek dağları değil mi hocam? Tabii alçak dağları. Yükseklere yetişemiyor. Yani alçakları o yaratmış gibi yürüdüğüne göre yüksekleri o yaratsa ne olacak? Ha, ne olur. Hesabını yap tabii. Onun için de kibirli insan kusurlu insandır. Haset insan hasta insandır. Fesat insan ruhen hasta insandır. Hasta. Onun için de bunların tedavisi ancak imanla mümkündür. İman olmadan bunları kanunla, nizamla terbiye edemezsin. Şimdi yolda gidene dedin hani bağırıyor, çağırıyor, vuruyor, kırıyor falan ya. Kişinin izanı varsa, imanı demiyorum İzan bak. İzan nedir? İzan ince bir anlayışı var ise. Yani insani değeri varsa, hı hı. İnsani değeri varsa o imana sahiptir. İman nedir? İman Allah'ın varlığını, birliğini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de peygamber olduğunu kabul etmek demektir. Hı hı. Yani buradan el müslimü men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Müslümanı tarif ediyor. Şimdi ekran başındaki saygıdeğer seyircilerimiz Yusuf Kavaklı ile Nur Hanım da dahil bu hadisin içerisinde bunun muhtevasında var mı yok mu? Müslüman hani iki nokta üst üste derler ya. Tarifini mi yapacaksın? Tabii. Şimdi? Tarifini yapmış peygamberimiz. Hayır, elinden ve dilinden diğer insanların selamette kaldığı kimsedir. Elinden ve dilinden. Elinden çekiyorsa, dilinden çekiyor ise bu ne demektir?
O senin imanın fasafiso iman demektir. Tabirimi hoş görsün saygıdeğer seyircilerimiz. Ve bu iman seni Sırat Köprüsü'nden geçirip de cennete ulaştırmaz. Cennete ulaştırmaz. Şimdi dünyada maksat Allah'a kul, peygambere ümmet olmak değil mi? Ha. Şimdi bir büyüğümüz diyor ki ahlakı ile geride kalanı ibadeti öne geçiremez. Bak bu hadise tam uygun. Ahlakı ile geride kalanı ibadeti öne geçiremez. Her namazını, 5 vakit namazını Kabe'de kıl ama insanlara olan muamelen adam gibi değilse o namaz seni şeye götüremez. Öyleyse evvela ahlak, ondan sonra. Ha, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili geldiler işte Hazreti Ayşe validemize sordular. Peygamberin ahlakını sordular da onun ahlakı Kur'an'dı dedi. Bu ne demektir biliyor musun Nurhanım? Hepimiz sınıfta kalıyoruz Allah korusun. Peygamberin ahlakı Kur'ansa ben peygambere inandım diyen herkesin ahlakı Kur'an'dır. Hı hı. Ahlakı Kur'an olan da sokakta bir başkasına sepme yapmaz. Tabii. Ha. Ne yapmaz hocam? Benim o tabirlerim geç. Valla anlamadığım için sepme mi? Sekme. Ha, sekme. Yani vurma. Ya. Vurma, evet. Ha. Dolayısıyla da bu kişi evvela düşünür. Men dakka dukka derler ya bizde. Tabii. Ha. Şimdi buraya bir ilave daha yapayım. Benim çenem açılınca durmuyor biliyorsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme geldi bir genç. Dedi ki ya Resulallah ben filan hanımla beraber olmak. Filan hanım. Ya böyle peygambere sorun sorulur mu? Soruyordu. Hürriyet var. Hürriyet. Bir reklama gidip geliyorum o zaman olur peki, mu hocam? Peki gel bakayım. Ya hocam vallahi benim suçum değil. Ben bir şey Allah'ımıza şükürler Allah olsun ki Allah, reklamlar tamam. Yağıyor ne yapayım? Evet. Kızıyor musunuz iyi bana? İyi program yaparsan reklamı yağar. Allah i̇yi razı olsun. Yağmaz işte. Çok kısa bir aram var. Hocamın hikayesini bölmek istemiyorum. Uzun uzun anlatsın istiyorum çünkü böyle şevkle dinlemek istiyorum. Bir kısa aradan sonra buradayız.